I give you the wish light upon the spices of Parana, Belluk, Imperiales, Zebruga, Zetra. Sayın seyirciler, belediyeler de Ramazan öncesi birlikte özellikle et, pide ve iftarlık ekmeği çıkartan fırınlar sıkı denetime alındı. Şok baskınlar düzenlenmeye başlandı. İşte o şok baskınlardan birinde İstanbul Pendik Belediyesi gerçekleştirdi. Baskınlar da görüldü ki pislik ve hile kol kola. Yani halkın ekmeğini ödüştüm. Abi ben bunu bir işim. Ramazan'la birlikte zabıtalar da harekete geçti. Pendik zabıta ekipleri sabaha karşı fırınlara şok baskınlar düzenledi. Ortaya çıkan manzara korkunç. Oruç ayı gelmeden önce Ramazan pideleri ve iftarlık ekmekler bozulmuştu. Baskının yapıldığı ilk fırında maya makinesi sınıfta kaldı. Fırıncı maya makinesinden yere düşen hamur parçalarını tekrar kullanıyordu. Yani o hamur senin mi beyefendi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Yani var mı bunda bir şey bakın. Ben... Fırıncı hamur parçalarının yere değil, yere serilen çuvalın üzerine düştüğünü savundu. Bunun üzerine zabıta müdürüyle arasında tartışma çıktı. Zabıtanın soruları fırıncının kafasını karıştırdı. Şu an sen şey boyutunda değil mi? Yer boyutunda değil misin? Yarın patrona sor yani. Sıra ekmeklerin gramajının kontrolüne geldi. Şu anda 290 gram olmak durumunda ama şu anda ekmeğin gramı 58 gram. Evet. Bundan dolayı şu anda ekmekleri toplayacağız. Fırıncı bir şeyi daha unutmuştu. Bunca eksiği bulunan fırıncı aslında ucuz kurtuldu. Çünkü yalnızca para cezası kesildi. Burası da bir başka fırın. Zabıta fırının her tarafını didik didik aradı. Fırın hijyen kurallarına uygundu. Ancak ekmeğin gramı uydurulamamıştı. Tartılan ekmekler 350 gram çıktı. Buraya kapama cezası vereceğiz. 50 gram istedim. Bir diğer fırında da zabıtayı hafif ekmekler bekliyordu. Şu ekmekleri toplayalım arkadaşlar. Abi olmaz ki şimdi. Sen öyle yapıyorsun ya biz sabah millet ekmek istiyorsun. Fırıncının dil dökmesi işe yaramadı. Fırının kapısı mühürlendi. Zabıtalar her fırında bir kusurla karşılaşıyordu. Hamurların açıldığı yerde pis bir sünger vardı. Ancak fırıncı hemen çözümü buldu. Niye buraya koyuyorsunuz o zaman? Onu atalım, atalım. Şey. Atalsın da yok şu anda atmanız önemli değil. Yani. Atalım. Abi şu bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar ekim çağır mısınız? Hamurlu şeyler, bunlar şeyler, bunlar topluyoruz. Ve baskından bitkin düşen zabıtalar bu kez fazla bir tavanla karşılaştı. Bak. Şu anda bunu çok küçücük bir hamleyle düştüğünü görüyorsunuz. Ve şu anda kastırıyorum. Aslında fırıncının verdiği yanıt bütün bu olup bitenleri özetliyordu. Evet, olur yani. Durum kolay. İstanbul'da dün bir et marketi.